Merhaba arkadaşlar. 45. testle birlikteyiz. Bitkilerin yapısına geçtik. Şimdi birinci soruda diyor ki tohumlu bir bitkinin yani tohumlu bitkilerin kısımları ile ilgili diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bitkiler toprak üstü ve toprak altı organ sistemine sahiptir. Evet toprak üstünde gövde ve yapraklar toprak altında kök bulunuyor. Toprak üstü organ sistemine sürgün sistemi denir doğrudur. Toprak altına kök sistemi denir doğrudur. Kök sistemi topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Doğrudur. Toprak üstü organ sistemindeki hücreler tüm hücreler fotosentez yapar. Şimdi bakın, toprak üstündeki sadece yeşil yapılı hücreler, yani yaprak hücreleri eğer e, ot su bir yapıya sahipse yeşil olan gövde de yapabilir ama tüm hücreler yapmaz arkadaşlar. Cevabımız değişiklik olur. İkinci soru. Bir bitkiye ait yukarıdaki doku çeşitlerinden hangilerinde DNA replikasyonu gerçekleşir diye söylüyor. Arkadaşlar, sadece meristem ve meristemden farklılaşanlar, yani bölünebilir dokular bölünme özelliğine sahip diye yani DNA replikasyonu yapabilir. Zaten replikasyon demek bölünme demektir. Hücrenin bölüneceği anlamına gelir. Primer meristem yapar. Kambiyum sekonder meristemdir. O yüzden yapar. DNA replikasyonu ama parankima ve sklerankima hücreleri yapıları arkadaşlar bölünmez dokudur. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soru. Meristem çeşitleri ile ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Bulundukları yere göre uç ve yanal meristem olarak ikiye ayrılır. Evet. Kökenlerine göre primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Doğru. Uç meristem boyuna yanal meristem enine büyümeyi sağlar. Doğru. Sekonder meristem ve primer meristem tüm bitki türlerinde bulunur. Şimdi primer meristem tüm bitkilerde bulunuyor. Çünkü boycu uzamayı sağlıyor. Ama sekonder meristem arkadaşlar sadece enine büyüyebilen, kambiyum dokusu bulunduran çok yıllık bitkilerde bulunur. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1-2-3-C şıkkı olur. Dördüncü soru. Sekonder meristem için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bölünmez dokuların bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Bütün bitkilerde enine kalınlaşmayı sağlar. Bakın bütün bitkilerde değil sadece kambiyum bulunduran yani sekonder meristem bulunduranlarda. Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında bulunur. Kök ve gövdede bulunduğu doğru ama yapraklarda bulunmaz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. Beşinci soru. Parankima için hangisi yanlıştır diyor. Genellikle canlı, ince çeperli ve bol toplazmalı hücrelerden oluşur. Evet arkadaşlar, zaten özümleme parankimasında fotosentez yapılıyor. O yüzden doğrudur bu. Bitkinin kök, gövde, yaprak gibi her organında bulunan doku çeşitidir. Evet, aynı bizdeki bağ doku gibi her organda var, her yapıda. Bitkisel hormonların etkisiyle ihtiyaç durumunda sekonder meristeme dönüşebilir. Ee, dönüşebilir arkadaşlar yani bölünme özelliği kazanıp kan büyümü sekondermelisten oluşturabilir doğru Kökten yaprağa kadar organik ve inorganik maddelerin taşınmasını sağlar Bakın parankima yapmaz bunu iletim doku yapar Fulem kısilem vardı ya onlar yapar arkadaşlar parankima yapmaz Yaprakta ve otusu gövdede bulunan özümleme parankiması fotosentez ile besin üretir. Evet özümleme parankiması fotosentez yapar. Cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Altıncı soru. Kolenkima ve sklerenkimo doku için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Kolenkimada kalınlaşma hücre çeperlerinde selüloz ve pektin birikmesiyle gerçekleşir. Arkadaşlar. Kolenkima'nın diğer adı, bakın diğer adı pek dokudur. Pek doku. Pektin buradan aklınıza gelsin. Kolenkima da pektin birikir doğru. Kolenkima eğilme, bükülme ve çarpmaya karşı bitkiye mekanik desteklik sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Sıklarankim dokusu hücrelerin şekillerine göre lif ve taş hücreleri olarak adlandırılır. Doğru. Mesela armut yediğinizde ağzınıza böyle sert yapılar gelir. Onlar nedir? Taş e, taş hücreleridir. Veya ayva yediğiniz zaman arkadaşlar yine gelir. Aynı şekilde onlar taş hücreleridir. Doğru. Kolenkima hücreleri canlı sikler e, hücreleri canlı siklerankim hücreleri ölüdür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kolen kima ve hücreleri farklılaşarak iletim demetlerini oluşturur? Hayır. İletim demetleri tamamen iletim parankimasının farklılaşmasıyla oluşur. Cevabımız E şıkkı olur. 7. soru. Flan ve kısilem için eşleştirme yapacağız. Şimdi bakın. Ölü hücrelerden oluşan hangisidir? Kısilemdir. Kısilem. Şöyle K yapalım. Organik maddeleri taşıyan flemdir arkadaşlar. Taşıma sadece kökten yaprağa doğrudur. Bu kısilemdir. Hücre çeperleri yer yer erimiştir. Bakın bu fulemdir. Yer yer mesela kısilemde tamamen erimiş ama e, fulemde yer yer erimiştir. İnorganik maddeleri taşır. Bu da kısilemdir. O zaman 1, 3, 5 kısilem. Bakın 1, 3, 5 kısilem. 2 ve 4 fulem. Cevabımız B şıkkı olur. Gelelim 8. soruya Bitkisel doku ve yapılarla ilgili hangisi yanlış yanlıştır? Mantar doku mantar kambiyumu tarafından oluşturulur. Evet arkadaşlar, doğrudur. Otsu bitkilerde koruma işlevini peridermis yapar demiş. Arkadaşlar peridermis epidermisin parçalanıp ölmesi sonucunda oluşuyor. Yani çok yıllık bitkilerde vardır. Otsu bitkiler genellikle nedir? Tek yıllık bitkilerdir. Otsu bitkilerde peridermis bulunmaz. Bu yanlış olacak. Odun boruları kökten yaprağa doğru su ve mineral taşınmasını sağlar. Evet. Ağaç kabuklarında bulunan parankima hücreleri canlılıklarını kaybederler. Doğrudur. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasına stoma hidatotu oluşur. Bu da doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. 9. soru. Epidermis hücreleri için diyor. Hangileri doğrudur? Hücreler arası boşluk bulundurmayan tek sıralı hücrelerden oluşur. Aynı bizim derimiz gibi düşünün arkadaşlar. Doğru. Hücreleri büyük kofullu, az sitoplazmalı ve kloroplastsızdır. Evet kloroplast bulunmaz özellikle bu çok önemlidir. Mesela çok sorarlar hani epidermis fotosentez yapar diye yapmaz arkadaşlar. Kloroplast yoktur doğru. Kök, gövde, yaprak ve meyvelerin üzerine örten dokudur. Evet zaten dediğim gibi bizim derimiz gibi düşünün. Cevabımız en şıkkı hepsi doğru olur. 10. soru Periderm ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Evet çok yıllık bitkilerin yaprağında bulunur. Şimdi arkadaşlar perider, peridermis, epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Yani yaşlanmış kısımlarda bulunur. Yapraklar yaşlanır mı? Yapraklar yaşlandıklarında dökülüyor değil mi? O yüzden sürekli genç kalıyorlar. Yeni yapraklar üretiliyor çünkü. O zaman yaprakta peridermis bulunmaz. Hücrelerinde biriken süberin bitkinin su kaybını önler. Evet arkadaşlar. Bitkiyi sıcak, soğuk ve mekanik etkilerden korur. Evet. Üzerinde gaz alışverişini sağlayan lentiseller bulunur. Stomalar epidermiste, lentiseller peridermiste bulunur. Doğru. Ölü hücrelerden oluşan çok katlı dokudur. Dediğim gibi epidermis hücrelerinin ölüp parçalanması sonucunda oluşur peridermis. Unutmayın ölü hücrelerden oluşur. Doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. 11. soru. Kök ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bitkiyi toprağa bağlayarak topraktan su ve mineral alınmasını sağlar. Doğru. Kök büyüme bölgesini kaliptra denilen yapı korur. Arkadaşlar kaliptra şöyle kökün uç bölgesinde bulunan bakın kökün toprakta ilerlemesini ve korunmasını sağlayan yapıdır. O yüzden doğrudur. Kök hücrelerinde klorofil sentezinden sorumlu gen bulunmadığı için fotosentez gerçekleşmez. Arkadaşlar gen bulunur ama aktif değildir. O yüzden cevabımız ne olacak bu yanlıştır. 1 ve 2 B şıkkı olur. Gelelim 12. soruya. Gökye kökte bulunan bölgeler verilmiştir. Kök ucundan gövde yününe doğru hangi seçenekte sıralanmıştır? Şimdi hemen yapalım. Bakın şöyle. Uçta ne vardır arkadaşlar? Uç kısmında kaliptra dediğimiz bölge var, değil mi? Ayrıca arkadaşlar hücre bölünme bölgesidir burası. Hücre bölünme bölgesi. O yüzden burası ilk olarak 4 gelecek. Sonra e, büyüme bölgesi dediğimiz arkadaşlar şu hücre e, büyüme bölgesi vardır. Yani bir vardır. Sonra uzama bölgesi vardır. Şu kısımda bakın yine yakınlaştırdık. Şöyle yapalım. Uzama bölgesi vardır arkadaşlar. Yani 3 numara. En üstte ise artık tamamen olgunlaşmış olan bölge vardır. Ayrıca tüyler tüylerde bu olgunlaşma bölgesinde bulunur. Unutmayın. Yani cevabımız 4, 1, 3, 2 şeklinde gidecek. Evet E şıkkı olacak arkadaşlar. Evet böylece bitkisel yapıları bitirdik. Sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.